Yerli savaş uçakları, hızlı trenler, yerli otomobil ve dahası hepsi AK Parti'nin 2011 yılında çekilen tanıtım filminde AK Parti'nin vaatleriydi. Geçen süre zarfındaysa hepsi tek tek hayata geçirildi. Biz hayallerimizi Türkiye için kurduk. Türkiye için gerçekleştirdik. Havalimanları, yollar, hızlı trenler, yerli savaş uçakları hepsi seçim vaadiydi. Tek tek hayata geçirildi. 17 bin kilometre yeni duble yol. Ya Allah! Bismillah. Uzunluğu nedeniyle yapımı en zor görülen projelerden biri de İstanbul-İzmir otoyoluydu. 2019 yılında hizmete alınmasıyla iki kentin arasını 8,5 saatten 3,5 saate düşürdü. Böylelikle hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlandı. İzmit Körfezi'ne dünyanın en büyük ikinci köprüsü. Çanakkale Boğazı'na köprü. Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren Boğazlar'daki 4. köprümüzün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 10 yeni yüksek hızlı tren hattı. Vaatlerden biri de yeni yüksek hızlı tren hatlarıydı. Saatte 250 kilometreye çıkan yüksek hızlı trenlerle mesafeler kısaldı. İstanbul-Ankara arası 4,5 saate indi. Ve yeni havaalanlarıyla ulaşımda muasır medeniyetleri aşmış bir ülke olacağız. Mega kentin hava trafik kapasitesini artıracak o büyük proje İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018'de açıldı. Açıldığı günden bu yana ise dünyanın en yoğun havalimanlarından biri oldu. Hedef 2023 vizyonuyla bahsedilen diğer projeler arasında yerli üretim savunma araçları da vardı. Kendi otomobilini, kendi uçağını, kendi uydusunu yapan bir ülke olacağız. Recep Tayyip Erdoğan olarak şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum. Kendi tankını, kendi helikopterini, kendi savaş uçağını üreten bir ülke olacağız. Türkiye hazır. Hedef 2023 adı verilen videodaki bütün vaatlerin yerine getirilmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Yerli savaş uçakları, hızlı trenler, yerli otomobil ve dahası.